Mavi Karadeniz TV Trabzon stüdyosundayız yine. Bu akşam gerçekten Trabzon'un yetiştirdiği ender bilim adamlarından yine bir tanesiyle birlikteyiz. Doktor Ayhan Çağalcı, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor. Ameliyatlar rekoru kıran doktor. Yurt dışından ve yurdun her köşesinden özel hastaları kendisine çeken bir doktor, başarılarıyla birlikte tabii ki. Sayın Çağalcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok iyi anlattınız. Öyle, maalesef evet, öyle, gerçekten öyle. Evet. Ayhan Çağalcı ismi yurdun her köşesinde yankı uyandıran bir isim. Ve hastalar ta Trabzon'a kadar yurdun her köşesinden gelip sizlere ameliyat oluyorlar, tedavi için çare arıyorlar. Sayın hocam, kendinizi bir kısaca tanıtır mısınız? Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 89 yılında bitirdikten sonra biz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ihtisası tamamladım. Genel cerrahi ihtisası tamamladıktan sonra 7 sene Sürmene Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı ve başhekimlik olarak devam ettim. 2002-2010 yılında Nümune Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak çalıştım. 2010-2020 yıllarında Kaşüstü Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve şimdi de 7M Hastanesi'nde çalıştım. Yani 32 yıldır Trabzon'da cerrahi sanatını icra ediyorum. Cerrahi derken kaç dalda cerrahlık yapıyorsunuz? Yani ben genel cerrahi uzmanıyım ama çalışmış olduğum, yani günde yapmış olduğum ameliyatların %60'ını makat bölgesi hastalıkları, hemoroidal hastalıklar, yırtıklar, füstüller, makat darlıkları, büyük abdest soluma gibi makat bölgesi hastalıkları oluşturuyor. Geri kalanını karın duvarı cerrahisi oluşturuyor. Daha sonra da meme ve tiroid cerrahisiyle ilgileniyorum. Yani ilgilendiğim konular bunlar. Onun haricinde de uzun yıllar nöbetlerimiz olduğu için acil batın cerrahisi, acil karın cerrahisi ile ilgileniyor. Sevgili hocam, hemoroid hastalığı nedir? İlk sorumuz sizin uzmanlık alanınız ve Türkiye'de, hatta dünyada sizin yönteminizi uygulayan yok. Bir açar mısınız? Hemoroid hastalıkları gerçekten insanların sosyal yaşantısını, günlük yaşantısını, vermiş olduğu günlük yaşantıdaki kararları ve iş gücünü engelleyen çok ciddi bir hastalık. Genellikle kendini kanamayla gösteren birinci derece iç hemoroidler haricinde, daha sonra bu kanama kendini büyük abdest yaparken memeleme, daha sonra üçüncü derecede ise büyük abdest yaparken memenin dışarıya çıkması, elle içeri itilmesi, ama dördüncü dereceye geldiğinde tümüyle hemoroidal pakelerin dışarıya vurmasıyla gösteren bir pake hastalığıdır hemoroid hastalığı. Bu iç hemoroidle ilgili verilen sınıflandırmadır. Dış hemoroidler ise 360 dereceli bütün toplar damar sistemlerinde oluşabilecek ani ağrılı şişliklerle kendini gösteren bir yapıdır. Hemoroid hastalıklarında bazı cerrahi dışı yöntemler uygulayarak bizler bu ağrısız, kanamasız yöntemleri uygulayarak daha hastalara daha fazla faydalı olmaya çalıştık. Ekranda da görünüyor hocam. Evet. Şimdi bunları hep yapa yapa bu noktalara kadar geldik. Mesela şurada anlatmış olduğum yöntem dördüncü derece bir hemoroid. Dördüncü derece hemoroid tümüyle 360 derece aşağıya sarkmış descending hemoroid. Mesela bu şekil hemoroidlerde
Yüzlercesini yaptıktan sonra bunu genelde böyle 180 derece, 180 derece şeklinde yapıyordum. Ligaşürle, nanoteknolojiyle. O ligaşür hem kesiyor hem dikiyor. Mühürleme yöntemi. Fakat daha sonra bir iki hastamda makatta genişleyememe olduğu için orada görünen üçgen şeklinde alt ve üstte yani toplam dört parça halinde, iki parçayı dört parça halinde döndürerek makatın büyük abdest yaparken genişleyebilme sistemini daha rahat olduğunu gördüm. Ben buna akordeon sistemi diyorum. Yani makatın genişleyebilme yetisini arttırdım. Böylece 360 derece sarkmış, hayatı perişan eden bir hastalıktan hasta bu yöntemle tümüyle kurtuluyor. Burada iç hemoroidlerin orijinleri, nereden geldikleri, nereden başladıklarını gösteriyorum. İşte sol dışta bir orijini var. Sağda önde var, sağda arkada var. Bunlar birinci derece, yani kanamayla kendini gösterirken, diğeri ikinci derece olabiliyor, diğeri üçüncü, dördüncü derece olabiliyor. Bu sefer bunların teknikleri değişiyor. 1989 yılında bir ihtisasa başladığım zaman cerrahide iki klemp, bir makas, klasik cerrahi tekniği vardı. Yani klemple tutuyordun, makastan kesiyordun, ondan sonra dikiyordun. Bugün bu yöntemlerin tümü dışarıya atılmıştır. Yani bunlar eskiden Amerikan literatüründe olan Maligon, Morgan ve Ferguson teknikleri bugün kullanılmaması gereken ve yanlış teknikler olarak düşünüyorum. Çünkü bunlar klempi derinlemesine koyarak yapılan ameliyatlar. Klemp derinlemesine konulduğu için de makatı büzüyor. Ve yıllar içerisinde o yara iyileşme sürecinde daralmalara sebep oluyor. Yine klempler derinlemesine konulurken iç sfinkteri veya dış sfinkteri içine kısmen veya tamamıyla içine alacak şekilde bir zedelemeye sebep olduğu için büyük abdest tutamama sorununa sebep olabiliyor. O nedenle hemoroid cerrahisi artık sfinkter, iç sfinkter, dış sfinkteri görmeden yapılmamalıdır. Ve hemoroidal hastalıkların ile ilgili çalışan kişiler bu ameliyatları yapmalıdır. Ben günde 14 tane, 16 tane hemoroid ameliyatı yaptığım günlerim oldu. Özellikle cumartesi günü mesai dışı çalışmalarımda. Ve hala günde 14 ameliyat. 14 hemoroid. Ve dekor hocam. Yani şimdi şöyle bir şey, yani bu ayaküstü ofis sistemi değil yani. Lokalle yapılan değil. Hasta monitörize ediliyor, ameliyathane şartlarında tansiyonu ölçülüyor, oksijen saturasyonu ölçülüyor, kalbi monitörize ediliyor, anestezi doktoru başında, anestezi teknisyeni başında. Bu şekilde yapmış olduğumuz bütün şeye uygun, yani tıbbi müdahaleyi uygun bir şekilde yapıyoruz ve bu şekilde bu ameliyatları yoğun bir şekilde yapa bu teknikleri en sonunda buldum. Bu üstteki üçü de dördüncü derece hemoroid, yani sol dıştan, sağ önden, sağ arkadan çıkan bu hemoroid paketleri dördüncü derece hale gelmiş. Bunlar da sfinkteri koruyarak ligaşür hemoroidektomi adı verilen nanoteknoloji yöntemini uyguluyorum. Fakat diyelim ki birisi birinci derece, bir taraf yani sadece kanıyor, görünmüyor olabilir. Diğer paki dördüncü derece olabilir. Onun da o şeyleri var, görüntüleri. O mesela birine lastik bant boğma yöntemi, dondurma yöntemi uygulayabiliyorum. Aynı zamanda o lastik bant boğma, hani başından geçiyor, boynunu sıkıyor lastik.
Onun da 10. günde düşmemesi için onu donduruyoruz. Bu bilinen bir teknik. Ama bunlar da 10. günden sonra bazen kanamalar oluyor. O nedenle ben bunların köküne de infrared koagülasyon yapıyorum. Yani ışınlama yapıyorum. O ışınlama bu dönem içerisinde fibrozisi arttırıyor. O bant düşerken kanama olmasın diye sklerozan madde birinci planda o dondurucu iğne kanamayı engelleyici özellik taşırken ikincisi de bakın oradaki ışın o yan ikisinin tahtanın arasında onu da köküne yaparak onu da o yuvarlaklar lastik bant boğma yöntemi içindeki artılar dondurma yöntemi yanında hemen 3 tane nokta var onlar da o infrared koagülasyon yöntemi ben buna BIS tekniği diyorum bu da benim bir yapmış olduğum bir teknik. Henüz yayınlamış değilim ama yaklaşık 10 senedir özellikle son 6-7 senedir BIS tekniğini ikinci derece hemoroidlerde uyguluyorum. Yani lastik bant, bak orada bantlar görünüyor. Lastik bantların kullandığım zaman o dondurma ve ışınlama tekniklerini de uyguluyorum. Şimdi burada hasta konforu çok önemli. Ameliyattan sonra hastaların en çok korkusu ağrı. Ağrı olmaması için epidural yapıyorum. Yani spinal anesteziyle yapılıyordu. Spinal anestezinin etkisi 4 saat sürüyor. 4 saat sonra ağrılar başlıyor. Genel anestezi de aynı şekilde uyanınca ağrılar başlıyor. Yani 4. derece hemoroidlerde ağrılar ameliyattan sonra oluyor. Bir de ağrı eşiği kişiden kişiye değişiyor. Yani öyle insan var ki eline iğne batsa, kanı görse bayılır. Yani dolayısıyla siz ağrı eşiğini kişiden kişiye bilemediğiniz için tabii yapmış yani. Olduğunuz teknikten müdahaleden sonra hastanın ağrısız rahat bir dönem geçirmesini sağlamayı düşünmeniz gerekir. O nedenle de ameliyata başlamadan anestezi doktoru arkadaşlarıma rica ediyorum. Epidural anestezi yapıyoruz. Aynı ağrısız doğum gibi. Böylece ameliyattan sonra da ağrıları olmuyor. Ligaşür kullanıyoruz. O da nanoteknoloji hem kesiyor hem dikiyor, mühürlüyor yani. Böylece kanama da olmuyor. Sfinkterlere dokunmuyorum dedim. Böylece yani görerek yani iç ve dış sfinkterler yani büyük abdesti tutmayı sağlayan kas sistemde. Onlara da dokunmadığım için bakın burada değişik değişik ameliyat şey yani küçük bir bölgedir işte hemoroiddir değil yani bakın bir hemoroidi var füstülü var. Hemoroidi var füstülü var. Hemoroidi var bir taraf tümüyle sarkmış diğer taraf sarkmamış yani bin bir çeşidi var. Dolayısıyla bu bir sanat gibi. Yani hangi hastaya, ne vaka, hangi yöntemi uygulayacaksın, hangi yöntem kombinasyonlarını uygulayacaksın, elinde bütün cihazların, aletin, edevatın var. Yani bir resim yapar gibi bu işi yapıyoruz. Sevgili hocam, ailevi özellikler taşıyor mu bu tabii. hastalık? Yani baktığımız zaman birçok özellikte sadece bir özellikte değil bu, birçok özellikte var. Ailevi özellik taşıyor mu? Şimdi hemoroidal hastalıklar bir kere Fransızların o debu pozisyonu denen ayakta durma duran canlılarda yani insanlarda olan bir hastalık. Yani dört ayaklıların hastalığı değil bu. İnsanların hastalığı bir. İkincisi meslek hastalığı. Yani aynı pozisyonda oturarak duran masa başı insanları bilgisayar üzerinde aynı pozisyonda duran yani ağırlık merkezi aynı olan o hemoroid pakelerinin sarkması ve yastık defeklerinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bir başkası beslenme bozukluğuyla ilgili evet, sebeplerden ortaya çıkan var mı diye. Tabii. Yani kabızlık nasıl bir orada hemoroid pakelerini aşağıya doğru sarkarak dışarıya yönlendiriyorsa yanlış beslenmeye bağlı yani yağlı yemek biberli baharatlı yemek ve hamur işinden zengin beslenmek ve kabızlık ama bunun yanında
Kabızlık ne kadar kötüyse ishal de o kadar kötü. Bunlar da hemoroidal yapıları tetikliyor. Ama ailevi özellik ortaya çıkmasının esprisi şu, aile özelliği varsa bu sefer çocuklarda erken yaşta hemoroidal hastalıklar başlıyor. O nedenle tabii yırtık ve hemoroidal hastalık başlıyor. Evet. Ve eğer bir anne babada hemoroidal hastalık var, hemoroid ameliyatı olmuş ve çocuk da 15 yaşında, 20 yaşında hemoroid başlamışsa, mesela bayansa gebe kalmadan önce hemoroidini aldırmasında fayda var. Yani çünkü hamilelik karın içi basıncını arttıracağı için hamileliği yani özellikle 3. trimester dediğimiz 7., 8., 9. ayları bir yani hayatını zindan edecek bir hale getirir. Bir kabus. De kabus. Bir de yani şişer, içeri girmez, büyük abdest yapamaz, yiyip içemez, çocuğa da zararı var. Bir de 3. trimester yani 7., 8., 9. kimse ameliyat yapmaz. Yani gebelerde çok çok böyle hayati önem arz eden bir durum varsa yapılır. Çünkü 3. trimesterde anestezi vererek yapılan müdahalelerde düşük riski vardır. Yani düşük riski vardır. O zaman çocuk için de zarar ve sıkıntı verir. O nedenle ailevi özelliği olan ve genç yaşta hemoroidal şikayetleri olan iç hemoroidi ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye yönlenmeye başlamışsa işte buna merhem verelim, fitil verelim, hap verelim, diyetini düzeltelim değil de hastalıklı olan bölgeyi çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi hemoroid cerrahisi paket cerrahisidir. Hastalıklı olan bölgenin çıkarılmasıdır. Tümüyle çıkarılması değildir. Burada yapılacak olan yöntemler, teknikler çok detaylı. Yani burada bugün hemoroid hastalıklarının tedavi yöntemlerinde yazılan 100 sayfa varsa yazılmayan yüzlerce sayfa var ve yazılan 100 sayfanın da yarısı eskimiş ve modernizasyon yani modern tekniklerin dışına kalmış artık kullanılmayan yöntemler. Genel cerrahi kitaplarında hala yazıyor ama pratik uygulamada, hastaya uygulamada yapılmayan yöntemler var. Mesela yırtık, hemoroid artı yırtık cerrahisinde ben yaklaşık 15 sene sfinkter kestim. Yani internal sfinkteri, lateral internal sfinkterotomi dediğimiz. Hatta ofisim vardı muayenehane. Orada lokal anesteziyle iç sfinkteri kesiyorduk. İşte intrarektal basınç dediğimiz. Rektum basıncı azalıyordu, işte makat rahatlıyordu, yırtık iyileşiyordu. Fakat yıllar içerisinde yaşlılıkta 70 yaş üstünde %6'ya yakın büyük abdest tutamama olayı var. Evet. Altına kaçırma, gaz kaçırma olayı var. Yine doğum, travma, makat bölgesinin füstül, apse gibi diğer hastalıkları, bu durumlarda hasta daha önceden iç sfinkterini kestirmişse, doğum travayında ters gelen çocuk nedeniyle ebe veya kadın doğumcu bir epizü açarsa, bu sefer iç sfinkter daha önceden hemoroidal hastalık veya yırtık nedeniyle kesilmiş, dış sfinkterde doğum travayında epizü nedeniyle yırtık, hasta %85 inkontinans yani, bezlenmek zorunda kalıyor. O nedenle kesinlikle artık sfinktere dokunmuyoruz. Bunu ilk söyledim yaklaşık bir 5 sene önce bir toplantıda. Ama geçen bir artık böyle hastalık COVID nedeniyle hep internet üzerinden toplantılar yapıyorum. Gördüm Ankara'da Türk Cerrahi Derneği öğretim üyeleri de hocalar da diyor ki biz sfinktere dokunmuyoruz diyor. Yani ben bunu 7 seneden beri hiç sfinktere dokunmuyorum. Çünkü sfinkter şeye benziyor yani, emniyet kemerine benziyor. Dış sfinkter emniyet kemeri gibi, iç sfinkter airbag gibi. Sen şimdi araba kaza yaptığı zaman sizi emniyet kemeri korumuyor her zaman.
Yani airbag de başının travmasını koruyor. Şimdi bu sistemi düşündüğün zaman, şimdi iç sfinkter kesilmiş. Hemoroid ameliyatı nedeniyle. Çünkü yıllar boyu klasik kitaplarda lateral internal sfinkterotomi, yani iç sfinkterin kesilmesi altın standart diye anlatıldı öğrencilere, asistanlara, bizlere. Halbuki altın standart değil, yanlış. Yani sfinkter sağlıklı bir dokudur. Olması gereken bir dokudur. Kesilmemesi gereken bir dokudur. Bir hastalığı ortadan kaldırmak için bir başka sağlam dokunun heba edilmesi yanlıştır. Çünkü onun iç sfinkterin kesilmesi yıllar önce yapılmış. Daha sonra bir doğum travayı, bir kaza, bir abse fistül olabilir veya Crohn hastası olabilir. Daha sonra yıllar içerisinde yaşlılık olabilir. Dış sfinkterde kazaya nedeniyle travmaya uğrarsa o zaman hasta %85 mortal oluyor. Şimdi inkontinans oluyor, altına kaçıyor. O zaman yıllar önce gene bir cerrah ya kesmiş iç sfinkteri, dış sfinkter de kesildi. Kim suçlu şimdi? Hasta altına kaçırıyor. Düzelmez şimdi. İç sfinkteri düzeltemiyorsun. Kestin, onun tamiri yok. Dış sfinkteri ben işte bazı şeylere birkaç hastaya yaptım. Anlıyor musunuz operasyon esnasında kesildiklerini? Yani sizin yapacağınız... Hayır, hastanın klin... Evet. Şimdi iç sfinkterin kesilip kesilmediğini ancak dış sfinkter MR çekersen anlarsın. Ama bazen kronik fibrotik değişiklikler oluyor, hiç anlayamayabilirsin. Ama çünkü dış sfinkter kısmen kaçağı engelleyebiliyor. Ama dış sfinkter de yaralandığı zaman komplet inkontinans oluyor. Yani tümüyle altına kaçırıyor. O zaman anlıyorsun tabii. Zaten onu anlamamak mümkün değil. Bir de iç sfinkterin tamiri yok. Dış sfinkterin kısmen erken dönemde tamiri var. İşte ben bazılarına birkaç tane hastaya mesela 17 yıl altına kaçırmış, hemoroid ameliyatından sonra altına kaçırmış bir Giresunlu hastaya. Ondan sonra bir damar greftinden sfinkter yaptığım oldu. 360 derece 180-180 yaptığım oldu. Yani dış sfinkteri bir şekilde yapabiliyorsun da iç sfinkteri yapamıyorsun. Şimdi bunlar bu konunun haricinde yine içeriye yönelik, içeriye doğru klemplerle yapılan ameliyatların meydana getirmiş olduğu makatta darlıklar. Eskiden hemoroid ameliyatı olmuş, 10 yıl önce, 15 yıl önce hemoroid ameliyatı olmuş. Evet. Ve sonrasında makat daralıyor ve bu nedenle büyük abdest yapamamaya başlıyor, zorluyor. Kıkınmayla ilgili. Kıkınma, sonra yırtıyor. İlgisi var değil mi? Yırtıyor. Yani teknik yanlış. Evet. Cerrahi teknik yanlış. Derinlemesine kesiler, hemoroidlerde yapılmaması lazım. Bakın, eksternal anal sfinkteri görerek 360 dereceyi yine... Eğer böleceksen yine diyelim buradan dışarıya çıkmış, burayı yapabilirsin ama sfinkteri görerek ve sirkümsüzyon dediğimiz kesilerle gitmek lazım. Derinlemesine kesiler darlık yapıyor. Şimdi bakın burada bunları nasıl bulduk şimdi? Ne dedik? Kanama oluyor. Ligaşür kullanalım. Ligaşür kullanınca mühürleme yapıyor, kanama olmuyor, ağrı oluyor. Ne dedik? Epidural yapalım, ağrısı olmasın, değil mi? Ne dedik? Darlık oluyor. O zaman derinlemesine kesi yapmayalım, sürkümsüzyon 360 dereceli kesi yapalım, darlık olmasın. Ne dedik? Altına kaçırıyor. O zaman sfinktere dokunmayalım, yırtığı varsa fistürektomi yapalım, flap rotasyonu mukozda sağ posterolaterali çekelim. Böylece sfinktere de dokunmadan yırtığını yapalım. Şimdi burada ne oluyor? Ne demek istiyorum? Biz hastaların şikayetlerine göre tümden geldik. Yani yaptığımız işleri 25 senesini yaptık. Sonra hastaları çağırdık. Nasılsın? İşte şuyum var. Nasılsın bunu var. O zaman ne dedik? Bu teknikler yanlış. Tabii kendi aramızda
konuşuyoruz. Ondan sonra kongrelerde de konuşuluyor. Kitaplarda da yazılanlar oluyor ama sonuçta hastayla birlikte sorumlu olan kişi sensin. Yani sen yaptın bu ameliyatı. Yani çünkü o kadar çok teknik var ki mesela bir Belçika'dan bir öğretim üyesi yüksek damar bağlama yöntemiyle hemoroid tedavisini anlatmak için yanıma geldi. Ama beğenmedim. Yani daha önceden çünkü aynı tekniği uyguladık ve başarısız oldu. Şimdi burada hemoroid hastalığının tedavisinde sarkma, kütle sarkmaları, yani memeler aşağıya doğru sarkıyor, kapatıyor makat ağzını. Büyük abdesti gaz çıkaramıyor. Kişi saatlerce içeride duruyor. Dolayısıyla bu hemoroid hakelerinin çıkarılması esastır. Yani hemoroidektomi esastır. Burada espri bu hemoroidektomiyi hangi teknikle yapacağındır. Yani darlık yapmadan, altına kaçırmaya sebep olmadan, kanaması olmadan, ağrısı olmadan tam şifa sağlayabileceğin tekniği uygulaman gerekiyor. Şimdi biz cerrahi tekniklerdeki üst düzey yöntemleri tartışırken neden hiç bahsetmedik aktarların? Evet. Veya onun bunun sülüklü, efendim şu diş macunu, mısırunu, katran, toz şeker, işte kahve telvesi, efendim iğneyle patlatmaya çalışma, değil mi? Gibi işte şu sıvının üzerine otur, evet. Kirpi kanı sür gibi yani tıbben konuşmaya bile gerek olmayan diyelim biz. İlkel diyelim biraz. Yani olmaması gereken zarar veriyorsun şimdi sen. Şimdi zarar veriyor. Kişi kendine zarar verebilir. Ama sonuçlarında da kendi katlanıyor. Sonra yetkisi olmayan bir kişi zarar veriyor. Diyor ki şu işi yap diyor, iyileşirsin diyor. Ama senin o işi yap, iyileşirsin diyorsun ama öyle bir şeyin yok senin. Öyle bir hakkın yok. Yani senin tedavi verme yetkin yok. Anlıyorum. Sorumluluğun yok. Yani bunları bunları yani şu ilacı al, şu şunu yap, bunu yap gibi yani bunlar sadece ve sadece belki ödemi çözebilir. Çünkü şimdi şöyle bir şey var yani. Ben bile yıllardan beri bu hastalıkla uğraştığım halde hasta bazen o kadar ağrılı, sıkıntılı olabilir ki belden iğnesini yapıp masada pozisyon verildikten sonra yeniden değerlendiririm ben. Yeniden değerlendiririm. Yani bu sadece bir hemoroid mi? Yoksa ışıklı alette bakıyorsun bunun arkasında bir kanser var mı? Başka polip var mı? Yırtık var mı? Görmediğim bir kanal veya füstül hali var mı? Acaba bana hemoroid diye yollanan hasta içeride bir absesi var mı? Çünkü absesi var da sen hemoroid diye hastanın hemoroidini alsan hasta ölür. Zehirlenir, toksik duruma düşer yani. Ve başka ne olabilir? Mantarı var mı? Yani ayak parmak aralarında, evet. Apış arasında o bölgede mantarı var mı? Yani mantar mayası tabii var mı? Var mı? Ona göre evet. Senin tedavi prosedürlerin değişecek. Kron hastalığı, ülseratif kolit gibi ek hastalıkları var mı? Diyabeti var mı? Hasta kalp hastası mı? Hasta aspirin kullanıyor mu? Çünkü hasta aspirin, kumadin, kleksan, pradexa gibi kan sulandırıcılar alıyorsa bu sefer bunların tedavileri değişiyor. Yani sen aspirin kullanan hastayı hemen ameliyata alamıyorsun. Önce aspirini kesip onu ameliyata 5 gün süreyle hazırlayıcı iğnesini yapıp o dönem içerisinde hastanın tedavisini planlamak gerekiyor. Veya hastanın bağışıklık sistemini bozan kan kanseri, lösemi veya akciğer kanseri, larenks kanseri gibi
veya steroid kullanımı romatizmal hastalıklar nedeniyle delta kortin gibi steroid kullanımı durumlarında da hastanın yara iyileşme süreci bozuluyor. Yani saatler içerisinde sadece yırtık ve hemoroid diye takip etmiş olduğumuz hastalar kontrolsüz diyabet sonrasında makat bölgesinde gazlı gangrene giden çürümelerle karşımıza geliyor ve nöbetin daha akşam saat 4'ünde takip ettiğimiz hastaya gece saat 10'da kolostomi açmak zorunda kalıyoruz. Erzurumlu bir itfaiyeci. Bu kadar karmaşık bir sistem. Bu kadar detayını düşünmemiz gereken ve ciddiye alınması gereken bir hastalığa sen hiçbir muayene yapmadan, yani bu iç hemoroid midir, dış hemoroid midir, hemoroid midir, yırtık mıdır, abse midir, polip midir, divertikül müdür, kanser midir, ek hastalıkları var mıdır, hastanın genel sistemik hastalıkları var mıdır, bölgesel ek hastalıkları var mıdır anlamadan sen buna kirpi kanı sür dedin mi, ben sana helal olsun derim yani. Değil mi? Yani sen ne büyük bir adamsın. Bunu anladın. Yani pantolonunun üstünden anladın ki ben bunu ameliyat masasına yatırdığım zaman bazı detaylarını anlayabiliyorum. Ve ameliyatı ne şekilde yapabileceğimi ancak masada hastanın hastalıklarının detaylarını gördükten sonra ancak kafama projekte edebiliyorum. Yani şuraya şunu yapayım, buraya bunu yapayım, şuraya şunu yapayım ki hasta iyileşsin. Bununla ilgili donanımlarım, yani alet, edevat, cihaz donanımlarım, ameliyathane donanımlarım ve mesleki tecrübelerimi kullanarak yapmış olduğum bir işi sen o toz parçasını aktardan alarak düzeltmeye çalışıyorsun. Veya köydeki büyüğünün sözüne dinle. Yani büyüğünün sözünü, imamın sözünü camide geçer. Büyüğünün sözü evde geçer. Hocanın sözü okulda geçer. Hastalıkla ilgili konularda da her hastalığın bir uzmanı vardır yani. Şüphesiz. Uzmanı vardır. Yani ben şimdi çıkar da kan kanseriyle ilgili konuşursam derler ki ya kardeşim senin branşın ne? Evet. Bak ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bugün artık ileri teknolojiyi kullanarak %0'a yakın bir başarısızlık ve %100'e yakın bir başarıyı sağlamak için gece gündüz kafa patlatıyoruz. Değil mi? Ama buna rağmen bazen eksikler oluyor. Yeniden düşünüyoruz. Yeniden. Buna ne deniyor? Komplikasyon cerrahisi deniyor. Anladım. Yani bir işi yapıyorsun ve o iş iyi giderken bazen gitmeyebiliyor. İşte hani Fransızlar diyor, c'est très important pour nous que expérience. Bizim için tecrübe en önemlisidir diyor. Tecrübe nedir? İşte bu. Yaptığın iş hastaya ait faktörler de olabilir. Evet. Yani şekeri yükselir, yara iyileşmesi bozulur. Mantarı vardır, inat eder yara iyileşmez. Mantar zemininde yara iyileşmez. Onun da tedavisini vereceksin, onun da kontrolünü yapacaksın. Veya hasta immün sistem hastalığıdır. Bağışıklık sistemi bozuktur. Steroid alıyordur. Onları da düşünerek, her inceliği düşünerek yara iyileşme sürecini tamamlayıp hastaya şifa vermeyi düşünürken, işte bu başka tıbben uygun olmayan yöntemleri duyunca şaşırıyoruz biz sadece. Kaybettiğiniz bu şekilde tıbbi başvurmayıp kendi ilkel uygulamalarla birlikte tedavi yöntemini seçen hastalarda kaybettikleriniz oldu mu? Tabii.
Şimdi burada mesela bizim bir sözümüz vardır. Mesela şeker hastası ayağına gözü gibi bakar. Ve gözüyle bakar. Çünkü şeker hastalarında eldiven ve çorap tarzı his kusuru vardır. Şeker hastası beraberinde ayağında mantarı var, apış arasında mantarı var, hemoroidi var. Hemoroid, bir de biliyorsun şeker hastasının bağırsağı da çalışmaz. Sinirleri şeker felç ettiği için, yani sadece ayağın sinirlerini felç etmiyor, sadece gözün sinirlerini felç etmiyor. Bağırsağı da çalışmıyor, kabızlık sorunları çeker ve burada hemoroid ve onun ilerisinde tabii hemoroidler ıkın zorlamaya bağlı yırtık. Onun sonrası abse, onun sonrası fistül. Beş beşe gider bunlar. Ve bu şekilde maden mühendisi Sürmene'de, başka bir şehirli ama onu söylemeyeyim. Eğitimli ama. Eğitimli. Evet. Yıllar boyu hastalığı çekti. Sonra işte o yöntem bu yöntem mühendis olduğu halde. Sonra lösemi oldu. Hals hastalıktan dolayı mı? Hayır. Lösemi oldu. Evet. Ama sağlıklı döneminde o hastalığı iyileştirmediği için lösemi döneminde hemoroid ve yırtık zemininden abse, sepsise girdi. Ve bağışıklık sistemi lösemi olduğu için, bozuk olduğu için de eks oldu. Veya aynı şekilde kalp hastası, stentli. Yıllar boyu hemoroidi var, yırtığı var. İyileş gitmedi. Sonra oradan bir abse, Fournier gangreni, abseyi açtık. Aynı egzozdan nasıl gaz çıkar, pır 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 pır. Ondan sonra ateş 39 derece, MI geçirdi, öldü. Peki la hocam, bu gelmemelerin sebebi ne? Şimdi tabii bu hastalık mahrem bir bölge. Bunu mu dikkate alıyorlar? Yani mahremiyet bazı yerlerde çok önemli. Gitmeye korku. Bir de ümitsizlik var. Yani diyor ki işte o gitti olmadı, bu gitti olmadı. Demek ki bu hastalığın da tedavisi yok. Aynen. Yani hani halk arasında bir söz var. Mayasıl vursun sana der mesela. Beddua ediyor ya. Niye diyor? Çünkü mayasının tedavisi yok. Yani öyle biliyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey oldu tabii. Şimdi internet çağındayız. Yani artık insanlar Google'a girdiği zaman hemoroidal hastalıklar, Trabzon'da kim yapıyor? Değil mi? Yani illaki yanındaki komşuya değil, kendi mahremini düşünüyorsa yine internet sisteminden de buluyor. Yani şimdi yavaş yavaş daha bilinçli bir popülasyon, topluma geliyoruz. Burada tabii bu COVID sürecinin getirmiş olduğu sıkıntılar da var. Mesela benim bir son bir aylık bir çalışmam vardı Mayıs ayında. Orada yapmış olduğum bütün ameliyatların %95'i hep acil ameliyat. Yani ya 4. derece hemoroid, ya abse artı hemoroid, ya abse artı füstür artı füstür. Yani kesinlikle hani ikinci derece hemoroid, ikinci, üçüncü derece arası hemoroid yapmadım. Evet. Yani burada şu var, kriz dönemlerinde mesela karın apandisitleri de patlayarak gelir. Yani hasta karın ağrısı nedeniyle, ekonomik krizde de olmuştur bu, 2004 krizlerinde falan. Hasta karın ağrıyorsa işte bir, şimdi hastaneye gidemeyiz, her taraf hastalık dolu. İşte şu aspirini iç. Bir kere bu aspirin konusu çok basite alınan bir konu. Ama aspirin bir ilaçtır ve kesinlikle kardiyoloji, nöroloji gibi ilgili branşlar vermedikten sonra veya dahiliye gibi, yani doktor vermedikten sonra onun bunun tavsiyesiyle veya hani aspirin içenler uzun yaşıyormuş, hadi biz de aspirin içelim yaklaşımı da olmamak lazım. Çünkü aspirin içen hastalar trafik kazası geçirdiği zaman
Ve acil ameliyat olduğu zaman özellikle beyin kanaması, işte bu eski valinin ölme hikayesi aynı. Ameliyat... Sfet Bey'in. Hayır. Recep Bey'in. Beyin kanaması durmuyor. Veya bir hemoroid kanaması oluyor. Hemoroid kanaması durmuyor. Veya bir mide kanaması geçiriyor. Mide kanaması durmuyor. Veya diyelim ki hastanın stenti var. Veya bypass ameliyatı, kumadin almak zorunluluğu var tabii. Bunda, burada bir şey yok. Doktor vermiş ona. Fakat ineresine de iyi bakmaları lazım. Yani inere 5-6, hala inereni kontrol ettirmemişsen bu sefer almış olduğun kan sulandırıcı da sana zarar veriyor. Bir başka nokta da hemoroidal hastalıklarla radyasyonun etkisi. Mesela prostat kanseri hastalarında ameliyattan sonra perine bölgesine yapılan veya mesane kanserlerinden sonra bu bölgeye yapılan şua tedavileri veya yüksek seviye rektum kanserinden sonra bu bölgeye yapılan şua tedavilerinden sonra makatın esnekliği kayboldu. Makatın esnekliği kaybolması sonrasında da makatta özellikle yırtıklar olmak üzere makat bölgesi hastalıkları çok görülüyor. Bunlarda bazen botoks tedavileri faydalı olabileceği gibi bunlar ek hastalıklar grubunda genellikle radyoterapi almış kanser hastası ve genel durumu bozuk olan hastalar olduğu için bunlarda daha konservatif gidiyoruz. Agresif cerrahilerden ziyade botoks tedavisi veya gliserol trinitrat gibi makat bölgesini gevşeten tedavi yöntemleri uygulayabiliyoruz. Fakat burada önemli olan kişinin büyük abdest yaparken ağrı meydana gelmesi, büyük abdest yaparken kanamanın meydana gelmesi, büyük abdest yaparken şişliğin ortaya çıkması durumunda ne kadar erken genel cerraha gelirse, doktora gelirse ve bununla ilgili müdahale de ne kadar önce olursa o zaman komplikasyon cerrahisine gerek kalmaz. Şimdi özellikle bazen öyle şeyler duyuyoruz ki bunlar acilde yapılıyor. Acilde yapılıyor ve hasta tarafından zikrediliyor ve bunları biz hiç duymamazlıktan geliyoruz. Çünkü ne kitapta yeri var ne kitapta okumuş. Yani İstanbul'da acilde 4. derece hemoroide enjektör sokarak hemoroidi boşaltmaya çalışan, 4. derece iç hemoroidi boşaltmaya çalışıldığı söyleniyor. Veya acilde dışarıya vurmuş 4. derece hemoroidi eliyle içeriye atmaya çalışarak üstünü flasterle kapatmak gibi nasıl bir şey bu, nasıl, nereden okudun denilen şeyler oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Acil hekimliği çok geniş bir kavram. Yani acil hekimliği. Yani benim bildiğim çok konuyu okumak zorunda. Yani biz bazı konularda... Coğrafyası geniş. Tabii, coğrafyası geniş. Geniş olmalı. Fakat coğrafyası geniş derken ben her şeyi biliyorum anlamındaki bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Ben çok şeyle ilgileniyorum anlamına geliyor bu. Anladım. Şimdi burada sebep olmak diye bir konudan bahsedeceğim. Şimdi bu hasta hemoroid hastası. 4. derece hemoroidle geldi. Veya 3. derece hemoroidle geldi. Veya kanayan bir hemoroidle geldi. Yani 3. 4. derece olması da şart değil. Kanayan, rektal kanaması var. Şimdi burada acilde bir kere... genel cerrahi konsültasyonu mutlaka yapılması lazım hemoroidlerde. Yani sen şu merhemi al, sen şu hapı al, sen şu fitili al. Şu ağrın olursa da iğne kesici yap. Bunu acilde söylemek o anda ona o karışıklık arasında, o çok hastaların arasında onun eline bir reçete verip onu evine göndermek. Yani baştan sağmanın haricinde bir şey değil. Burada bu hemoroidal hastalığın detaylandırılması ancak ve ancak
Bu işte uğraşan, yani genel cerraha ait. Bunun detaylandırılmasında kolonoskopi gerekebilir. Bağırsağı hortum atılması gerekebilir. Acil müdahale gerekebilir. Tıbbi tedavi gerekebilir. Bu ayrımları acildeki bir hekimin yapabilmesi mümkün değildir. Yani çünkü acilde bir gün bir hasta görülür, bir daha görülmez. Evet. Bir hastanın iyileşme süreci diye bir şey vardır. Yani bir hastalık başlar, devam eder, müdahale yapılır, iyileşir, iyileşme süreci olur. Ve hastaya şu cümleyi kullanırsın. Geçmiş olsun, şifa buldun. Geçmiş olsun, şifa bulduğunu diyecek olan kişi o hastalıklarla ilgilenen hekimdir. Yani hemoroid hastalığını iyileştirecek olan kişi benim. Bu hastalığın başından sonuna kadar takip edecek olan kişi de benim. Bu hastalıkla ilgili başka bir hastalık grubu var mı yok mu? Ayrıcı tanısı ve ilgili konsültasyonları yapacak olan da benim. Yani orkestra şefi benim. Dolayısıyla bu şekilde bir flasterle hemoroid paketini içeriye atıp bantlamak, ya bu sistem çalışan bir sistem. Yani sen bunu içeri atıp bantlamak nasıl bir şey yani? Hangi kitapta okudunuz bunu? Yani böyle bir şey yok. Burada ben kişilerin de birinci derece yakınının şöyle bir cümlesi var. Ya sen hastaydın, ben seni doktora getirdim. Doktor da sana bunları verdi. Daha benden ne istiyorsun? Niye yok? Yok. Hayır, daha benden ne istiyorsun? Yani şimdi bir ileri merkez, bu hastalıkla ilgili uzman. Yani işin sulanma tarafı bu. Anladın? Anlatabiliyor muyum? Halbuki o kişi o konu hakkında sonuna kadar takip edilen bir chapter'ı okumamış. Sevgili hocam, vaktimiz daraldı. Dolayısıyla hemoroidal hastalıklar ancak hemoroidal hastalıklarla ilgilenen doktor tarafından şifa bulunabilecek hastalıklar grubudur. Hocam son soru ve bitirelim. Stresle alakası var mı bu hastalık? Stres şöyle, hani dedim ya intrarektal basınç. Evet. Yani rektum içi basıncı arttığı zaman irritable bağırsak sendromlarında, spastik kolitlerde de aynı. Mesela kişi der ki ben büyük abdest yapıyorum, keçi pisliği gibi, böyle mermi gibi pat 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 atıyor. Evet. O kişide spastik kolit var. Yani bir bütün olarak büyük abdestini çıkaramıyor. Böyle küçük küçük glik glik çıkarabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum hocam. İşte o mermi gibi oradan çıkarken makat ağzını parçalar. Hem hemoroid yapar, hem yırtık yapar, hem apse yapar. Rektum basıncını da arttırır. Rektum basıncı artınca da hemoroid ortaya çıkar. Yani konuştukça detaylandırılacak konular. Önümüzde çok daha programlar yapacağız inşallah birlikte. Son sözlerinizi alalım. Yani hemoroidal hastalıklar ciddiye alınması gereken hastalık grubu. Herkes kendi işini ciddiye alır. Ben de kendi işimi ciddiye alırım. Başarı ancak bundan gelir. Hani diyor ya çalışarak usta, ustalığı devam ederek üstad, üstad olarak üstadlığı devam ettirerek de hakimiyet kurabilirsin. Bu hakimiyet yani bir başarının sonunda olur. Buradaki hakimiyet demek yani bir hastanın hastalığını, bir hastayı hastalığından kurtarmak hakimiyeti. Yani bu bir mutluluk. Evet, yani geçmiş olsun, iyileştin cümlesini kullanabilmesi gerekiyor bir uzman hekimin o işi ben biliyorum diyebilmesi için. Yani bizde bir söz vardır. Kaç tane yaptın? Yap da görelim. Hocam beni de ameliyatsız yaptınız. Ve iyileştiniz dediniz. Geçmiş olsun dediniz. Evet. Yani tabii bak mesela saatlerce konuştum.
En sonunda dedim beni de ameliyat yaptın. Evet. Şimdi ben ne diyorum? Her hasta bir imtihan diyorum, değil mi? Evet. Şimdi hastalar önce gelir, dertlerini anlatır. Ondan sonra seni dener. Konuşturur. Sonra der ki, anne bunu da sen ameliyat etmişsin diyor. Yani onun yanında gelin. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Yani aslında seni biliyor. Evet. Yakını da biliyor. Evet. Sana güveniyor. Ama yine seni test ediyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, Ayhan Çağalcı hocam gerçekten hemoroid konusunda Türkiye'de hatta Avrupa'da sayılı uzmanlardan. Bu konuyu dış ülkelerde de konferanslarla birlikte eğitimini alan, konferanslar veren insanları yani tabipleri eğiten bir değerimiz. İyi ki Trabzon'da var, iyi ki bizim kardeşimiz, iyi ki bizim evladımız, iyi ki bizim büyüğümüz, iyi ki bizim değerimiz böyle bir bilim adamı gerçekten dedikleriyle birlikte dikkate alınmalı. Bizleri izleyip dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi geceler efendim. Bu testerede olmayan özellik yok. Boşuna demiyoruz. BlueMax 2023 size fazlasıyla yeter. Kendinden soğutmalı aerodinamik motor. 52 cc motor hacmi. 3 beygirlik muhteşem motor gücü. 52 santim pala. 38 diş elmas bileme zincir. Çift egzoz çıkışı. Donma önleyici sistem. Otomatik yağlama pompası. Anti titreşim fonksiyonu, otomatik zincir yağlama, geri tepme koruması, hızlı zincir freni, pala koruması, yakıt karışım bidonu, bakım ve tamir seti, tüm Türkiye'ye yedek parça ve servis desteği, 2 yıl garanti ve tam 6 ay birebir değişim garantisi. Yanlış duymuyorsunuz. BlueMax 2023 benzinli testleriniz ilk 6 ay içerisinde arıza yaparsa servise gitmeden, yedek parçayla uğraşmadan birebir yenisiyle değiştiriyoruz. Yurt dışından ithal edilen piyasadaki yabancı marka emsalleri binlerce liraya satılıyor. Boşuna demiyoruz. BlueMax 2023 size fazlasıyla yeter. BlueMax 2023 52 cc motor hacmi ve 3 beygirlik muhteşem motor gücüne sahip, kendinden soğutmalı aerodinamik turbo motora sahiptir. Ara vermeden uzun süreli kesim yapıp testerenizin motorunu çok zorladığınızda motor kendi kendini soğutma ve korumaya alma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bu testerenin motorunu asla yakamazsınız. Yeni nesil karbüratör sistemi ve çift egzoz çıkışı performansı en üst seviyeye taşırken yakıttan da tasarruf etmenizi sağlar. Yarım litre benzinle 8 ton odun keseceksiniz. BlueMax 2023'ün otomatik ateşleme jiglesi ve donma önleyici sistem koruması sayesinde kışın kar ve yağmur altında bile ara vermeden kesim işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. BlueMax 2023 benzinli testere geri tepme koruması ve